müvekkilimiz Şehmuz Emen, Kürtçüler cezaevinde bir takım sağlık sorunları yaşıyor. Cezaevi müdürüne, idaresine yazdığı taleplere kulak verilmediği için bir gün, yani 22 Şubat 2022 tarihinde sayım esnasında gardiyanlara bunu sorma ihtiyacı duyuyor. Hastaneye gidip tedavi olmak istiyorum şeklinde taleplerini sözlü olarak iletiyor. Müvekkilin ısrarlı bir şekilde taleplerini yerine getirmesi, gardiyanlardan istemesi üzerine gardiyanlar dışarıdan diğer gardiyan arkadaşlarını, yaklaşık 10 kadar 12 kişi kadar gardiyanla beraber koğuş içerisine geliyorlar. Tabii koğuşun içerisinde kamera kaydı olmadığı için koğuşun içerisinde neler yaşandığını biz müvekkilin beyanıyla ancak bilebiliyoruz. Koğuşun içerisinde darp ediliyor. Yaklaşık 10 tane gardiyan müvekkili içeride yere yatırıp dövüyorlar, tekme atıyorlar. Akabinde müvekkili koğuşun dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Tam da o sırada zaten cezaevinin koğuş koridorlarına müvekkil çıkınca iş kameralara yansımaya başlıyor. Yerdeyken tekmeliyorlar, ellerini arkadan bağlamak suretiyle sürükleye normal şartlarda gözlem odasına götürmeleri gerekirken tekli bir hücreye götürme ihtiyacı hissediyorlar. Hücre içerisine girip hükümlünün, müvekkilin yatacağı yatağı dışarıya alıyorlar. Müvekkil korkmuş, müvekkil yalvarıyor. Beni daha fazla dövmeyin. Yani vücudu, yüzü kan revan içerisinde. Soyunuyor, dediklerini yapmak zorunda. Müvekkil istediklerini yapıyor. Tabii bu sırada bir başka gardiyan da hücre içerisine girip müvekkilin yatacağı, yürüyeceği, yaslanacağı ne kadar yer varsa, zemin, hepsini ıslatıyor. Bunların hepsinin kamera görüntüleriyle sabit. Müvekkil içeriye giriyor. Hatta bir görüntü, oturduğu yeri de su birikintisi olduğu için suyu temizlemeye çalışıyor. Yani oturacağı kuru bir yer bile yok. Ayakta bekleyeceği kuru bir yer bile yok. Şimdi ceza yasamızda İşkencenin tanımı bellidir. Sistematik bir şekilde eğer devlet üniforması giymiş bir devlet memuru kişiyi üstünü soymak, koğuşundan apar topar çıkarmak, gözünü morartmak, vücuduna tekmeler atmak, kulağına vurmak, kulağını patlatmak, koğuş içerisinde yatağı dışarı çıkartıp ıslatıp onu oraya zorla sokmak gibi fiiller artık sistematik bir net olarak işkence suçunu oluşturuyor. Bu dosyada müvekkilin uğradığı fiilin adı işkencedir. Cezası bellidir. İşkence suçu işlenmiştir. Yani bu konuda dosya soruşturma savcısı da tüm koğuş içerisindeki müvekkilin koğuş arkadaşlarının, yine onun dışında diğer olaya karışanlar, yani enfeksiyon sorunu var, yani nefes normal darlığı. Nefes darlığı var, bu tarz sorunlarından dolayı hastaneye yatışının yapılması lazım. Yani nefes almakta zorlanıyor, bazen koğuşunda nefessiz kalıyor, sigaradan rahatsızlıkları var. Cezaevi idaresine yapmış olduğu sağlık sorunlarının tedavisine ilişkin yapmış olduğu birçok başvuru var, fakat tabii bunlar hepsi yazılı. Bu başvurular işleme konulmuyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra artık bu hastalığı dayanılmaz hale gelince içeri giren gardiyanlara durumu sözlü olarak anlatma ihtiyacı hissediyor. Fakat gardiyanlardan aldığı tepki işte bu şekilde işkencenin mağduru olmak oluyor. Biz tabii bu olayı dediğimiz gibi 10 gün önce öğrendikten sonra olaya hemen müdahil olduk. Dosyanın örneğini aldık. Aile daha fazla mağdur olmasın, çocuğu mağdur olmuş, artık yüzsüzlüğün artık telafisi, artık nasıl ifade edilir, yüzsüzlüğün artık en son noktası. Bu ifadenizi çekeceksiniz, araya mahalleden oturdukları komşularını koymaya çalışıyorlar. Tabii şimdi komşular, araya giren bazı grup kuruluşlar, biz bunlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Dedik ki yani size gelip aileye baskı kurun diye gelen kişiler, gardiyanlar, işkencenin sanıklarıdır deyip olayı anlatınca tabi aradan onlar da çekilmeye başladı. Yani bir işkenceci oldukları
kabul görünce, anlaşılınca tabii bu kişiler dayanıksız kalmaya başladılar. Fakat bunun daha fazla uzamasını istemiyoruz. Aileye bu kadar baskı kuran kişinin bu dosyaların akıbetine yönelik de fiil ve eylemlerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Biz bu dosyayı mahkemeye bırakılsın, müdahale edilmesin, görüntüler sabit, ifadeler sabit, suç sabit, mahkeme rahatlıkla kararını versin, kimse müdahale etmesin. İşkence ise işkence, yaralama ise yaralama, tabi müvekkilin şu an görme kaybı, kulak işitme kaybı, yaralama dosyasında tabi bunları da izah edeceğiz. Bunlar da var. Yani bu mağduriyetlerin en azından ailenin acısının çok az da olsa hafifleyebilmesi için, bu işkence sanıklarının bunu bir daha tekrarlamaması için, yine Türkiye cezaevlerinde yaşanabilecek işkencelerin, teşebbüs edebilecek kişilerin de önüne geçmek amacıyla biz bu görüntüleri, ifadeleri iletme ihtiyacı duyuyoruz kamuoyuna. Lütfen sesimize kulak verilsin, dosyaya müdahale edilmesin, aileye baskı kurulmasın. Kişiler hak ettikleri ceza neyse, adalet neyse onu alsın, yerine bulsun adalet. Benim öz ve üz kardeşim kendisi. Yaklaşık bir yıldır E tipi Kürkçüler cezaevinde yatmakta hüküm giymiş bir kardeşim. Kardeşim bazı sağlık sorunları var. Bu sağlık sıkıntılarını gardiyanlara bir şekilde izah etmeye çalışıyor. Benim hastaneye sevkimi yapın diye. Sayım esnasında bunu tekrardan dile getiriyor. Neden hala bir sonuç alamadığıma dair. Gardiyan tarafından ağız tartışması yaratılıyor. Tekrardan koğuşa gidiyor. Koğuşta karşılıklı bir atışma oluyor. Kendisine gardiyanlara söyledikleri şey şu: neden beni hala bir hastaneye götürmüyorsunuz? Neden bana cevap verilmiyor? Ona dair konuşmaları yapıyor Şeyh Musaman. Aradan bir 15-20 dakika geçiyor. Şeyh Musa Emin'i 10 tane, 12 taneye yakın gardiyanlar Şeyh Musa Emin'i kalkıp koğuştan alıyorlar. Koridorda kameraların olduğu yerde sürükleyerek Şemus Emen'e şiddete maruz kalacak bir şekilde böyle bir haksız bir işkence yapılıyor. Yani bunun adı işkence, başka hiçbir şey değil. Çünkü sürükleyerek götürülüyor bu hükümlü. Şemus Emen'in sürükleyerek götürdüklerinde kameraların olduğu koridorda, kameralar çünkü bunu gösteriyor, olduğu yerde Şemus Emen'i yere yatırıyorlar. Birkaç tanesi üzerine çıkıyor, birkaç tanesini de ağzıyla, ağzına yumruklarla ağzını burnunu dağıtıyorlar. Yani hiç insani bir hareket yok burada. İnsana yapılan bir normal bir hareket değil bunlar. Yani bunu bir infaz kurumu memuru nasıl bunu yapabiliyor? Bir devlet memuru bunu nasıl yapabiliyor? Devletin verdiği bir yetki değil şiddet. Bir tartışma değil çünkü. Bunun üstünü çıkarıyorlar, çırılçıplak bir şekilde çıkarıyorlar. Cezaevinde olan bir tek hücreli bir odaya koyuyorlar. Orada olan yatağı dışarıya atıyorlar. Bazasını dışarıya atıyorlar, kendine attırıyorlar. Orayı kovalarla su taşınıyor. Kışın ortasında oluyor bu olay. Kovalarla su taşınıyor. Bu su soğuk bir su. Artık kış aylarındayız, kışın. Bu çocuğa olduğu, bulunduğu odada o sular her yere ıslatılıyor. Kuru bir yer bırakılmıyor. Orada 2 saate yakın tek başına yine aynı şekilde her yerini, ağzını burnunu dağıtarak şiddete maruz kalıyor. Hepsi aynı şekilde vuruyorlar. Eli bağlı bir şekilde arkasında. Hiçbir şekilde kendini savunamıyor. Savunsa bile burada bu hükümlü sadece bir kişi. Bu ne yapabilir size? Yani 12 tane gardiyan bir anda bu insana bu şiddeti verecek kadar ne yapmış olabilir size Şeyh Musaman? Ne yapabilir yani? Biz bunları yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü Şeyh'imiz benim kardeşim, ben bütün hükümlü, bütün mahkumların ablasıyım. Ben sadece Şeyh'imizin değil. Çünkü bu bize yapıldı, bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Biz bu davanın arkasındayız sonuna kadar. Devlet büyüklerinden de istediğimiz bu olayın
Bu şekilde kapanmamasını istiyoruz. Sesimize ses versinler. Gardiyanlar sağa sola kendi tanıdıklarının aracılığıyla bize ulaşmaya çalışıyorlar. Bize dedikleri, duyduklarımız şu. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz bir şey yapmadık. Bizi mesleğimizden ettirmeyin, bizi ekmeğimizden ettirmeyin. Ona yakın vesaire çok kelimeler konuşuldu. Biz bunu kendi kardeşime sorduğumda olayı daha gerçek yüzünü kendisinden duyduk. Ve hiçbir şekilde kendilerini sandıkları gibi değilmiş. Bize gelen insanların aracılığı da o insanlara da gerçek olan gerçek yüzünü söylediğimizde o insanlar da geri çekildi. 10 tane gardiyan var şu an burada. Bu Şemus Emen'e yaptıkları eziyetten, işkenceye, vahşice saldırıya biz bunu kınıyoruz. Hiç kimseye, hiçbir mahkuma, hiçbir hükümlüye bu yapılamaz. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yok. İnsan haklarına haykırı bir vahşet bu. İşkence bu yani. Bunun başka bir adı yok. O yüzden ben kardeşimin arkasındayım. Ben bu davanın arkasındayım. Herkese ses olacağım. Bütün hükümlülere, bütün cezaevinde yaşanan işkencelere karşı buradayız biz. Artı burada ben isimlerini paylaşacağım sizinle. Çağatay, Hasan, Hidayet, Reşit, Yücel. Bu 5 tanesi ağır bir şekilde kardeşime işkencede bulunuyorlar. Caner, Halit de adam yaralamadan. Bunların da kendilerinin payı var. Bu isimlerini paylaştıklarımın hepsinin Şemus Emen'in üzerinde olan işkenceye tanık olan, bizzat kendine işkence yapan insanlar bunlar. İnsanlık dışı bir şey bu. İnsanlık diyemiyorum. Bunların hiç mi sevdikleri yok? Hiç mi değer verdiği insanlar yok? Çocukları yok mu? Çocukları yok mu? Anneleri, babaları yok mu? Biz görüntüleri izlediğimiz günden beri psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Bizim canımızı yaktılar. Bizim canımızı çok kötü yaktılar. Başkasının canını yakmasınlar diye ben karşılarında duracağım. Sonuna kadar davamın arkasındayım. Hiçbir şekilde bu hak, hukuk değil. Kardeşimin şu an sağ kulağında duyu kaybı var. Sol gözünde de bulanıklar var. Bunlar bu gardiyanlardan dolayı olmuş bir durum. Çok ciddi bir durum. Sağlık sorunları yaşıyoruz. Biz bunlardan şikayetçiyiz.